Dedem hadi devir be. Hadi devir, uğraştırma bizi be. Ya senin ben aklını izzetini sikeyim. O bu çocuğu yaşlı piç. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Bikalım'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün gönül çelen, kurban siken Spirit gameplay'imi sizlere göstereceğim. Hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perk'üm lehimci. Bir jeneratör %70 oranına ulaştığı zaman o jeneratörden bir bildirim alıyoruz. Ve 12 saniyeliğine tespit edilemez efektine giriyoruz. Bu tespit edilemez efekti bizim için çok önemli değil. Çünkü oraya ışın alarak gideceğiz, yani sesimizi duyacaklar. Fakat jeneratör %70'e ulaştığı zaman bildirim alacağımız için hızlı bir şekilde ışınlanarak o jeneratörü koruyabileceğiz. İkinci perk'ümüz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra hasar verdiğimiz ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %30'u kadar anında geriliyor. Üçüncü perk'ümüz ev sonu mutiyen. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra biz o kancanın 24 metre uzağındayken o kurbanı kurtarırlarsa bir nişan kazanıyoruz. 3 nişana ulaştığımız zaman bütün kurbanlara tek atıyoruz. 5 nişana ulaştığımız zaman da bütün kurbanlara moru çekebiliyoruz gençler. Son perk'ümde mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman kancadan 40 metre uzaktaki diğer bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca görüyoruz. Böylece özelliğimizle hızlı bir şekilde yanlarına ışınlanabiliriz. Gelelim eklentilerimize. İlk eklentimiz çamurlanmış kasket. Özelliğimizin hareket hızını %10 arttırıyor. İkinci eklentimizde talih tılsımı, özelliğimizin süresini %25 arttırıyor. Yani özelliğimiz hem daha fazla sürecek, hem de özelliğimizi kullanırken daha hızlı hareket edebileceğiz. Gençler, Backrooms videosundan çıktım. Çok gerginim. Yani niye bu kadar korkunç yaparsınız bir oyunu anlamış değilim. İlk o videoyu çektim, sonra DBD'yi çekiyorum. Fakat DBD'yi ilk atacağım. Yani 3-4 gündür DBD atamadığım için. Yani Backrooms videosu yarın gelecek. Backrooms 1998 oyununu oynadım. Gerçekten çok gerildim, yalan yok. İzlemenizi tavsiye ederim videoyu. Cuma gününde Texas çıkıyor biliyorsunuz ki. Cumartesi gününden itibaren bir aksilik çıkmadığı sürece Texas videolarına da tam gaz bir şekilde başlayacağız gençler, haberiniz olsun. Bak map'e bak, bak. Hemen modumu düşürdü. Zaten Backrooms videosundan çıktım. Canım sıkkın. Evdeki sene başlanılmış, ne ara yani, evde mi spawn oldun güzel kardeşim? Ama bu kaçış sana yakışmadı. Bu kaçış sana yakışmadı, Eda Wing. Bunu hemen indirir miyiz arkadaşlar? Çok iyi oğlum Purpo. Arkadaşlar bu buildimizin adını unutmayın bak. Bu buildimizin adı önemli. Oğlum bu kancalar neymiş lan? Niye böyle? Dip dibe iki tane. Aha! Mırbılır. Beni uzağa götür de şunu aldıkları zaman stack kazanmam lazım. Neyse kazandım arkadaşlar. Amacım stack kazanmaktı biliyorsunuz ki. Vay vay vay. Tamam bir yerde hit'i yiyeceksin. Hit'i vurayım da sonra özellik kullanacağım. Stacklerimiz erkenden biri oldu. Şahane. Çok iyi oğlum. Zurpa. Arkadaşlar eski Spirit mainlerden kim kaldı şimdi? Tamam yani hani biz de böyle müthiş bir killer oyuncusu değiliz ama Spirit'i de biliriz. Bakalım şöyle barbekü. Hojen'i iki kişi yapıyor. Şu paleti kırıp oraya gitsem. Abo! İki tane lehimci yandı lan. İki kişiliğe yetişemeyiz. Bari alttakine yetişmeye çalışayım. Tamam güzel, bu çıktı kaçtı gitti. Şuna bir pop vurayım. Yani nasıl olabilir ya? İki tane çok hızlı bir şekilde hook aldım. Nasıl olabilir bu kadar hızlı bir şekilde can yapıyor olabilirsiniz ya? Oğlum bunlar nasıl hit değil? Bak çıldırırım ha. Eda'ya bir... Aha lan oğlum stack gelecek mi? Gelmedi oğlum ya. Eda! Bu kim lan? Ben de diyorum bir ses duyuyorum. Emme! Şuradan hemen biz de voltumuzu atalım arkadaşlar. Bak bunlar kötü gibi gözüktüler. Kötü gibi gözüktüler ama bir tık tiltliye başladılar sanki. Hani böyle beni ev loop'una sokuyor falan filan, ne bileyim. Jenlere abandılar falan, o yüzden bu Eda'yı biz bir ikileyelim hocam erkenden. Sen kime ne intriğini yapıyorsun amına? Şurada da iki kişi var. Güzel. Popu buraya mı vursak, aşağı cene mi vursak? Vuralım buraya ya. Güzel, bir stack daha geldi. Tamam aşağıdaki can bitti, o sıkıntı değil de. Çakal ya. Ya arkadaşlar bende gerçekten M1 bozukluğu var ya. Yani gerçekten yeni bir hastalık icat ettim, M1 bozukluğu diye. Vurasım geliyor yani. Paso M1 vurasım geliyor. Kanki sen Allah'a emanet, sana veda ederim istiyorsan. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten kafam duruyor bazen ya. Nereye gitti?
Bak yine saçma sapan bir yere gitsin. Oğlum sen kimsin ya? Sen kimsin ve neden sürekli karşıma çıkıyorsun? Ay, Divor gitti, yapma lan. Divor gitti, yapma oğlum be. Hadi bakalım, hadi bakalım. Senin ölme vaktin geldi kanki. Senin ölme vaktin geldi. Yani bu kadar üstün olduğum maçta nasıl bu kadar fazla can yapabilirsiniz? Benim hatam. Seni bir hızlıca morileyelim. Bu Jhen hızına hiçbir şey yapamıyorum ben ya. Vallahi yani chase'ler 5 saniye sürse bile Jhen hızımda... Aaa! Oğlum çocuğu, nasıl bağırdım he? Oğlum ne oldu lan? Lan ne alaka? Arkadaşlar vallahi billahi özelliğim orada bitti. Sonra böyle 23 yaş çıtır refleksimi konuşturdum. Çok saçma bir grabdi yani, hani bilinçli değildi onu söyleyeyim. Bunun da iki mi oluyor, son mu oluyor, buna da bir şeyler oluyor ama. Bak yine erken sallıyordum. Ne yapıyor bu oğlumun atisine? Adam akıllanmıyor anasını satayım. Hmm, güzel yedirtti diyebiliriz. Vay 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 vay. Jill Valentine'a bak sen. Ama burada da biz fake'imizi yedirttirdik ama yetişemedim. Nice. Lehimci var da lehimciyi bir boka kullanamadık ki anasını satayım. Bir burada işe yaradı. Lehimciye gör... Ne zaman lehimcide görsem sırtımda 60 kiloluk bir torbayla beraberim yani. O yüzden ben lehimciye gidene kadar hani kanca yaz, şunu yap, bunu yap derken lehimciye yetişemedik tabi. Sen ne ara hill... Hop! Bana bırak! Ne ara hill'landı ya bu? Oraya girdi arkadaşlar, orası tehlikeli. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuna dümdüz tekmeyi vur. Bak jeneratör %1 olsa bile o ilerleme olmayacak arkadaşlar. Onu sıfırlayacaksınız. Kurbanın moralini bozar. Gel bakalım. Seni de bir son asılışını uğurlayalım he. Ne diyorsun? Bir sen biliyorsun aralarında oyunu zaten. Jhen çok yüksek olduğu için Jhen'i tekmeledim. Jhen'i elimden kaçırdım. Ya gel diyorsun. Beni indir. Beni yatır. Tövbe tövbe ya. Oğlum o ne? Oradan nasıl bir mind yemedim anasını satayım da sen buraya kadar ulaşabildin ya. Ana, salağa bakla oynayası tuttu. Yok ya. O fake'i vereceksen ses çıkartmadan vereceksin koçum. Git aynı yere git. Bok var aynı yerde. Git git. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu anasını deldiğim ilk asılışında önünü görmeyen bir piç değil miydi? Ne oluyor amına? Ya ne yapıyorum? Yemek mi yaparım? Niye mutfağa getirdin beni? Ya bunun sonu olmuyor mu? Yani eli kolu tutmayan adam bir anda ev loop'unu çözüyor. Infinity loop buluyor. Ya kimsin lan sen? Hmm, tamam onu gördük. Şunu da gördük. Bu bunu almaya gelecek. Şu da kendisini zeki sanıyor arkadaşlar. Ben Jhen'e pop atayım. Tamam mı? Gidiyor gibi yapayım. Bunu indireyim. Rahat kal şimdi. Nerede olduğunu biliyorum onun. Ezik. Adam şu an diyor ki hile. Huhu. Oğlum geçti o numaralar. Geçti abisi. Geçti. Kulağım var. Kulağım var. Gerek... Ya bu maç niye zorlandım ben? Yani niye ki ya? Buraya gelmemesi lazım maç. 3-5 tane böyle saçma M1 sallıyorum ya. Hani onlar önemsiz gibi gözüküyor ama maçı delen hamleler aslında. Bu da ecik mal gibi. Mori yiyon. Mori malın oğlu. Kimin için hasar alıyorsun? Mori yiyon. Aa bunun da sonmuş. Tamam at Mori'yi, öbür salak kaçarsa kaçsın ya, uğraşamayacağım. Acaba şu eski Mori'lere biraz güncelleme gelse mi? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani Spirit'in Mori'si falan daha yaratıcı olabilir bence. Hatch'i kapatayım, kapı açayım. Yok ya! Bak sinirden arkadaşlar Mori'yi erken bastım ya. Güzel, 4 Mori. Ya Divor'u koruyamıyorum. En son ölümsüzüm yok arkadaşlar. Divor'u bir koruyabilsem çok daha iş yapacağız gibi ama... Eda geçerken mi uğramış? Bu ne amanım, hiçbir şey yapmamış. Ne perk'ü var, ne eklentisi var, ne bir şey yapmış. Leveli falan hiçbir şey yok. Bu ne oğlum? Hmm, şimdi geldik lanet bir map'e. Benim bir map'i ne zaman "Oo tamam burası geldi, iyi oldu" dediğimi duydunuz arkadaşlar? Hiçbir zaman duymamışsınızdır. Totemimize bir gidelim. Şerefsizin biri. Hop. Yemiyorum diyor ne o fake'e? Nasıl lan?
Bu adam oyunu biliyor arkadaşlar ama sıçtı gibi bir tık. Adama nazarımızı değdirdik çok şükür. Adam akıllı oynadı, sonuna doğru ne yaptı ben de anlamadım. Mırbı. Çok iyi oldu. Harika bir hamle oldu bizim için. Şimdi şu ortadaki paleti aldık. Çünkü burayı infinite olarak kullanabiliyor. Bazen böyle ağzım yapışıyor arkadaşlar. Onları mazur görün. Artı popumuzu da vurduk Jhene. Ortadaki Jhene inat ediyorlar galiba şu an. Ben de o zaman size Mori atmak için inat edeceğim. Hadi bakalım. Olur mu arkadaşlar? Anlaşma kabul mü? Sayın Survivor tayfa. Sen de onu indir. Oğlum çok çok güzelsiniz ya. Senin anana nasıl zeval geldiğinizde şimdi bu adam tunnel yiyecek arkadaşlar. Değerli arkadaşlarıma bunun bilgisini vereyim. Tamam, steklerimiz 2 oldu. Bir yandan da totemime gitmem lazım arkadaşlar sürekli. Sen sprintin mi var? Niye öyle marmal hareketler yapıyorsun? Direkt koşup kaçıp gitsene gerizekalı. Bu jeni bayağı yükseltmiş arkadaşlar. Şuna bir pop vurayım ben. Ananı avradını ne diyorsun? Dardayım. Harbiden dardayım. Yapma lan oğlum. Buradaki bütün paletleri yedikleri için tabi bu arkadaşımız hiçbir şey bulamıyor. Lan! Nereden çıktın? Anasını deldiğim ya. Nereden çıktın ya? Bir de hayvan gibi palet buldu. Abo! Maç anasına gitti maç. Maç anasına gitti şu an bir flash save yüzünden. Oğlum bu nasıl hit değil arkadaşlar? Ben çıldıracağım. Bitin kırır daha yandı. Ananızın nikahıymış. Şunu direkt şunu tanılayıp morilemem lazım ya. Hatta en başta böyle yapmam lazımdı da. İşte hata yaptık. Fake denedi, nice. Gördüm, barbeküden gördüm. Burada bir çakallık yapacağını biliyordum arkadaşlar. Bayağı güzel oldu bu hamle. Şu Jhene'in popunu vuralım. Hala bir şeyler yanıyor anasını satayım. Steklerim 3 oldu. Çok iyi. Muazzam oldu, muazzam, muazzam. Bir tık şok geçirmiş olabilirler. Vallahi zar zor dayanıyorum ya. Anasını satayım, maçın geldiği noktaya bak ya bir anda. Her yerden bir şey patlıyor ya. Şuna da pop vur. Onun nerede olduğunu gördük. Bu ne amanın? Ne, hangi perk bu ya? Güzel. Öldü mü? Bu ne oldu şimdi? Var ya, bir an gidiyordu maç ha. Harbi diyorum, bir an maç gidiyordu yani. Divor kırıldı galiba ama olsun, en azından bir iki tane işe yaradı. Merhaba ablacım. Peşimden koşuyor şu an Barova sarı almak için ama. Merhaba. Yolumuzun bir gün kesişeceğini biliyordum. Romantik bir oyun arkadaşlar bu DB'de. Yani adamla ayrıldık. 15 saniye sonra nerede birleştik gördünüz mü? Oo, bensiz heal partisi bak. Darıldım. Vallahi darıldım arkadaşlar. Sen demek Barova sarı alıyordun ne takımın için? Oğlum bak, ben killer oynarken takımdaşlığı sevmem, bunu unutma. Niye seveyim değil mi? Oğlum ben backrooms'ta böyle bir jumpscare yemedim, sen ne yapıyorsun amına? Salak ya. Tamam, devir onu da, devir. Yav! Giriş yok mu buradan bu odanın? Ne yapıyorsun? Nereye girmiş çakal? Aha bunun da sonmuş. Yani killer oynamak yavaştan beni delirtmeye yine başladı bak ya. Yani kazandığım maçta bile rahat olamıyorum ya. Salıyor ne? Yok öyle, yok öyle, farm falan yok. Şu oyunda en sevmediğim şey farmdır. Bana boş boş orada sal beni diye teabag atma. Maçı kaybedince izin vereceğin yapayım. Farm'a dönelim. Yok ya. Nerede diğeri ya? Oğlum gözük işte. Adam direkt saldı bakalım. Hemencik hiç arayacağız. Bizden önce varacak eğer hiç şey yaparsa. Aha. Bu bulacak hiç ya. Oğlum buranın var ya loopları da inanılmaz ya. Maymun gibi seke seke oynuyor anasını satayım. Oradan oraya, oradan oraya. Gel bili bili bili. Aman oğlum ne oluyor dedim bir an. Özelliğim mi bozuldu dedim. Neyse GG hadi. Ben yani uğraşmak istemediğim için son kişiyi direkt asıyorum. Diğeriyle %50-50 hiç arama seansına giriyorum ama GG diyelim. Ya arkadaşlar bu nasıl bir sıcaktır ya? Cemre mi düştü, Dilara mı düştü, Ayşe mi düştü, kim düştüyse kaldırın şunu, bu nasıl bir sıcaktır ya? Daha duştan çıkmadan tekrar nasıl telleyebilir ya bir insan? Çok güzel, Jhene direkt tek atmam şahane oldu. Hop şöyle bir
Işık gizleme falan diyeceğim de adamın umurunda mı, bir sorun bakayım arkadaşlar. Allah Allah, bitirmiş oyunu ya. La oğlum 300 gibi oynamasana ya. İyi bari bir tane mind game 7 gibi. Var ya, vuramıyordum ha. Ne oldu oğlum, neyin paleti o? İşte arkadaşlar, rakiplere bu şekil korku salacaksınız. Yuh yuh. Neyin lehimcisi lan, düşmeyeyim aşağı. Bir lehimci daha mı yandı orada? Oğlum öyle bir şey yok lan, siktir git. Yandık ya, vallahi yandık ya. Oğlum iki tane lehimci yandı ya. Hangisi bitti, üstteki mi? Üsttekini bitirdi tabi. O da bitti, hadi bakalım. Hadi bakın, dede var takımda, tabi sıçarız arkadaşlar. Bak önünü görmüyor daha pezevenk. Tek başına %100 yapmış oradaki cene anasını satayım. Dedem hadi devir be. Hadi devir, uğraştırma bizi be. Ya senin ben aklını izzetini sikeyim. O bu çocuğu yaşlı piç. Dibine kadar giriyorum adamın, hala soğukkanlı soğukkanlı takılıyor ya. Onu da yapın yapın yapın. Yap onu da yap yap. Hiç yapmadınız zaten. Şu Claude'u hemen ikilemem lazım arkadaşlar. Güzel, yanlış tarafa koştu, şahane oldu. Alacağım oğlum, sizi de alacağım. Sizi de alacağım. O canraşınızı sizinle durduracağım. Hiç merak etmeyin siz. Steklerim 2. Steklerim 3 oldu da. Müthiş, müthiş, müthiş denk geldi. Şahane. Yani görmeden en doğru jene TP atmışım. Orada heal'lanıyorlar da. O jene mi oturacak? Ne yapacak o dede? Başka görevi mi var götoğlunun? Tabii jene oturacak. Koklaya koklaya buluyor ya. Yalnız Divor şahane oldu şu an arkadaşlar. Divor var ya. Çok hızlı iki tane hook almamı sağladı. Müthiş bir konuma getirdi maçı şu an. İki tane Tinkerer mi yandı yoksa orada başka bir şey mi patladı? Oğlum bak. Paleti devirse maç gitti, anladın mı? Ya nasıl hit değil güzel kardeşim? Nasıl hit değil? Zor maç, zor maç arkadaşlar harbiden. Bak Genrush'lar başladı. Fena Genrush'lar başladı. Bunu da durdurdum sayılır. Ama zorlanıyoruz. Oğlum mind game yemiyorlar ha. Divor da gitti. Nicholas'ı da kaçırdık. Ya bu çok aptal ya. Bunu sal. Oldu canım. Aha. Evet. Evet evet oldu. At bakayım sprintini. Ya bro, bu kadar iyi oynayamazsın Spirit'e karşı ya. Yok öyle bir şey, anasını satayım ya. Pencereye vuracaktım. Allah'tan otomatik animasyon girdi de adamı algıladı. Vallahi sıçıyorduk ya. Bu neymiş oğlum ya? İki tane maç kazandık diye. Adam sanki Spirit'in yaratıcısı ya. Bu Nicholas aşırı tilt ya. Adam hiç durmuyor. Var ya sıfır. Sıfır ya. Sadece koşuyor. Güzel mind game. Direniyorum acılarına yine DB'de. Yalanmış Genrush'ların. Allah'ın belası, yaşlı bunak. Nasıl hit değil lan? Şu Jen'le bir pop atayım da senin. Gel gel, bu adamı ikiye sokmadan size veriyor muyum? Bak bakayım. Maçı öyle sattırırlar, anladın mı? Maçı böyle sattırırlar. Yaşlı bunak. Güzel, diğerinin de yerini gördük. Allah'ım ben vallahi çıldıracağım bugün ya. Hop uçtuk üstüne. Oradaki palet duruyor ama ne yapacak ki? Değil mi? Allah'ın belaları. Koyduk mu lan? Yani adamlar öyle bir chase atıyor ki arkadaşlar, karşındaki hani spirit değil de Trapper'a karşı loop atıyor sanki adam. Yani ışık oyunlarının hiçbirini yemiyor ki glitchleniyorum. Ya ben hiçbir şey yapmasam bile adamın o mind game'i yemesi lazım. Çünkü karakter glitchleniyor yani. Ara sıra yok oluyor. Bilmiyorum, bazılarının da bazı karakterlere karşı yeteneği oluyor. Demek ki bunlar da Spirit'e karşı iyi oynuyor. Mesela Tolga abi de Nurse'a karşı ekstra iyi oynuyor, anladın mı? Çünkü dümdüz koşuyor. Canım abim, sevgiler saygılar. Az önceki maç bu arada Divor olmasa var ya 4 escape vermiştim arkadaşlar. Bunları hafife almayacaksın ya. Bu arada Efsun ölümsüzü hallettim. Divor'un yanına onu da ekledim lehimciyi çıkartıp. Artık Divor'u bir değil iki kez kırmaları gerekecek. Ya yuh be kardeşim be. Ölümsüzü niye koydum o zaman ben? En azından lehimci işimize yarıyordu. Bu maç net olarak sıçış maçı. Salaksın ki, başka bir şey değilsin yani. Salaksın hani. Sana onun bilincini şey yapayım. Vereyim.
Tamam, bir tane hit garanti verdik. Window fake falan deniyor aklı sıra. Lame'yi keşke çıkartmasaymışım bu arada ya. Adam niye ses vermiyor lan? Bu maç var ya, en zor maç olabilir bu maç. Direkt tunnel'ı manalı koyacağım arkadaşlar. Lan nerede? Oğlum sırtıma mı çıktın lan özelliği çıktı, özellikten çıktıktan sonra? Duracağım mı kral? Lan bu niye bu kadar hızlı oğlum? Ya defol git hayatımdan ya. Oh, bir can daha bitti. Ne yapıyorsun? Böyle sik sik durup yüzüne bakıyorlar ya survivorlar. Harbi diyorum çıldırıyorum ya. Güzel, hemen tunnel, hemen tunnel. Hemen engelleyin çocuklar. Oğlum nereye gitti adam? Divor'da gitti. 5000 MMR'lı adamlar geldi anasını satayım. Radiant geldi la. Yetişemeyeceğim. Onu yapamazsın koçum. Kör edecek, aşağı atlayacağım. Aklı sıra. Güzel, Eda'yı yine bulabildim bir şekilde. Lan ne oldu, uçtum anasını satayım. Güzel güzel güzel, can yapmalarını engelliyoruz. Can yapmalarını engelliyoruz. Şahaneyiz çocuklar. Hemen engelleyin çocuklar. Üste palet yoktur herhalde. Hah gel, hadi alabiliyorsunuz mu arkadaşınız şimdi? He? Hadi bakalım. Öyle cengaverliğe, böyle tunnel. Bak nasıl çil yavrus gibi dağıldılar. Bak 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 bak. Hemen Genrush. Madem kurtaramadık arkadaşımızı, zaman kaybetmeyelim. Maçı daha iyi sattırabilirdim bu arada adamlara ya. Sesi dibimde duyduğum an çıktım. Özellikten çıktım dibimde duyduğum an. Adamla aramızda 100 metre mesafe varmış halbuki. Ya kulaklığım bozuk ya kulağım yok. Yani o da bir seçenek. Evet, iki jen arası tutuyorlar şu an beni. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece tek çarem jili bulmak. Tamam güzel, buranın paletini almam iyi oldu. Bitir. Tamam, o da onu bitirecek muhtemelen. Şu adam çok gıcık ya. Her şeyi o kadar doğru yapıyor ki. Sıfır hata yani. Oğlum jil ne aracan yaptı orada? Jilde bir de adrenalin varmış, hay Allah'ım ya. Bro beni görsen şu kadar iyi oynayamazsın. Yemin ediyorum bak, şu kadar iyi oynayamazsın. Beni görsen. Yetişemeyeceğim adama, hala tur atıyor ya. Bok var yukarıda değil mi? Evet arkadaşlar, vallahi terledim, berabere bitirebildik anca maçı. Yani iki tane maç yendim diye karşıma verdikleri şeye bakar mısın? Bu oyunun ben MMR mantığını s**tım ya. Yani oyuna yeni başlayan bir insan şansa falan böyle 4 kill alsa 2 maç üst üste, şunlar mı gelecek adamın karşısına yani? Çok değişik bir MMR sistemi var gerçekten. Terledim ya kardeşim, bir yerde hata yaparsın ya. Hani lan düz M1 katil değilim oğlum, spiritim lan. Görmüyorsun beni gelirken, sesimi yanlış duy. Anlık olarak yanlış bir hareket yap yani. Hani sıradan bir katile karşı oynamıyorsun. Her neyse gençler, GG. Sinirimi bozdular, sikeceğim şimdi birisini tutup. Arkadaşlar videoyu tam kapatırken aptal bir Türk kardeşimize denk geldim. Muhtemelen yaşı 7 ya da 8. Her neyse gençler, umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.